Sultanlar Şehri İstanbul. Limanda birinci bahis. Haliç'e demirlediğimizde tarih 30 Aralık 1835'ti. Uzun müddettir beslediğim ümitler nihayet hakikat olmuştu. Kalabalık tepelerinin üzerindeki tahtına kurulmuş olan sahilleri saraylardan bir çelenkle çevrili Boğaziçi'nin gümüşü sularının eteklerini yaladığı şehirlerin sultanı önümdeydi işte. Marmara Denizi'nde şiddetli ızdırap içinde geçirdiğim gecenin ardından güçlükle kendimi güverteye sürükleyebilmiştim. Nihayet bunu yapmaya muvaffak olduğumda gemi Topkapı Sarayı bahçesinin surlarının dibinde demir atacağı yere varmıştı bile. Hava kar yüklüydü. İstanbul'u ilk defa mevsimlerin bu en haşininin kürk mantosuna bürünmüş halde gördüm. Öyle dahi olsa üzerime üşüşen his keşmekeşi içinde öne çıkan biri vardı ki o da saf bir hazdı. Başka nasıl olabilirdi ki? Sanki bir periler diyarına bakıyor, en çılgın hayallerimin cisimleştiğini görüyor ve böylece yeni bir dünyanın insanı haline geliyordum. Hanım sultanları andıran İstanbul, sokaklarının sayısız sesleri mesafenin kattığı tatlı ve olgun bir yumuşaklıkla bize vasıl oluyordu. Yavaş yavaş ilerlerken bu asil limanın bütün ihtişamı birdenbire gözlerimin önüne seriliverdi. Parıltılı kapısıyla ve yüksek servilerin arasından seçilen binalarıyla Sultan Mahmut'un altın yaldızlı sarayını kısa müddetçe geçtik. Uzakta bütün güzelliğiyle sulara bakan Üsküdar arkamızda kalmıştı. Boğaziçi'nin dalgaları Üsküdar'ın sivri minarelerinin zarif hatlarını aksettiriyor ve mezarlık korularının karanlık gölgeleriyle sanki yer yer kefene bürünüyordu. Yıkılmaya yüz tutmuş surları ve harplerin hatıralarıyla Galata arkamızdaydı. Zincir bütün ağırlığıyla suya çarptığında gemi titredi. Böylece limanı doldurmuş olan gemi kalabalığının ortasından demirlemiş olduk. Karşı kıyıda İstanbul'un boyalı evleri kümelenmişti. Yedi tepenin cümbüşlü renkleri, evleri, gölgeleyen servileri ve güzellikte onları hiç aratmayacak heybetli çınar ağaçları birikmiş karların ağırlığı altında kibirli başlarını eğmişlerdi. Kah orada, kah burada zarif minareler göğüdelerken ait oldukları camilerin geniş kubbeleri ve eteklerinde dizilmiş evlerin çatıları dik yokuşta birbirlerinin devamı gibi görünüyordu. Merat'ta Ayasofya'yı ve dört minaresiyle, revaklı avlularıyla daha küçük ama çok daha zarif Süleymaniye'yi, peygamberin sakalının yani sakallı şerifin bulunduğu yeri seçmeye çalıştım. Neredeyse gönülsüzce başımı çevirdiğimde hazinelerle dolu limana hakim olan hilal biçimli tepelere birbirinin üstünden tırmanan kalabalık pera evlerini fark ettim. Kıyıda gezinen bakışlarım mezarlığın üzerinde yükselen geniş servi korusunu takip edip bir kez daha Boğaziçi'nin akışına takıldı. Sahildeki yılların temellerini yalayan dalgaların Tophane kışlasına geldiklerinde sanki temelini aşındırmak istercesine çapaladıklarını, ara sıra binanın çatısından bile daha yükseğe savrulduklarını gördüm. Bir Avrupalı gözü için bu sahne harikulade güzelliğinin ve mutlak yeniliğinin haricinde iki çarpıcı hususiyet taşıyordu. Denize son derece yakın olan ve pek çok yerde denizin üzerine doğru çıkıntı yapan evler ve limanı olan ve pek çok yerde denizin üzerine doğru çıkıntı yapan evler ve limanı dolduran muazzam sayıdaki su kuşları. Martı sürüleri bulut gibi tepemizde uçuşuyor ve geminin etrafında ehli kuşlar gibi oynaşıyorlardı. Pek çoğu da sahildeki evlerin çatılarına kümelenmişti. Yaban ördekleri ve su tavukları gemimizin hemen önünden yiyecek aramak için suya dalıyorlardı. Yunuslar suda durmadan yuvarlanarak beyaz karınlarını güneşe tutuyor, tehlikenin yakınlığını bilmezden gelircesine koca bir şehrin sesleri ve ışıkları arasında korkusuzca cümbüş yapıyorlardı. İster istemez kendime sordum. Bunlar bir İngiliz limanında olsalardı, insanlara duydukları bu itimadın boşa çıkması ne kadar sürerdi? Cevap, milli gururumu okşamaktan çok uzaktı. Gemilere bakarken bir yandan da kulaklarımda rüzgarın taşıdığı birçok diyarın dilleri var.
dalga seslerini İngiliz denizcilerin Brig Ahoy bağırışları bastırıyor. Rum denizcilerin tiz haykırışları havada çınlıyor. Ara sıra kara gözlü İtalyanların toknameleri Türklerin yabani yeknesak melodilerine renk katıyor. Bu arada gemideki çımacı olanı bağırmasına güvertedeki bir denizcinin fırtınalarda sertleşmiş ciddi sesi kısa cevaplar veriyor. Her dakika gemimizin yanından uzun sivri burunları ve yaldızlı süslemeleriyle zarif kayıklar geçiyor. İşte şunun yolcusu sakallı ve sarıklı bir Türk. Teknenin dibindeki halıya oturmuş, elinde çubuğu, kürklü kaftanına sıkıca sarılmış, şaşalı aylaklığın ta kendisi. Yanında kırmızı serpuşlu, mavi mintanlı uşağı var. Bunların bazıları kalın dudaklı zenciler. Ama çoğu sert bakışlı, bıyıklı Müslümanlar. İşte şimdi de bir grup kadının bindiği bir kayık geçiyor. Kadınlar birbirlerine iyice sokulmuş, beyaz müslinden yapılma peçeler, yani yaşmaklar takmışlar. Yaşmak, göz ve burun dışında bütün yüzü örtüyor ve onu giyen şahsa yürüyen bir cenaze havası veriyor. Yanımızdan geçerken telaşsız, ahenkli Türkçeleriyle konuşuyorlar. Bu dil bir kadının dudaklarının neredeyse musiki haline geliyor. Sonra deniz minaresi gibi suda kayan başka bir tekne yaklaşıyor. Küçük bir beyaz yelkeni var. Şarabi ipek püskülü ve kesilmiş kağıt süslemeleri olan kırmızı çuhadan yapılma ve kimseye yakışmayan bir serpuşun yani fesin altında iri, parlak gözleri ışıldayan bir grup Rum'u taşıyor bu tekne. Alt tabakadan insanlar fesi başlarının çevresine sıkıca sardıkları kalın bir siyah eşarpla beraber takıyorlar. Bunun ardından iki güçlü kürekçinin çektiği bir dördüncü kayık geliyor. İçinde yuvarlak şapkaları ve keskin hatlı elbiseleriyle oturan bir grup Frank, sizi geride bıraktığınız memleketi düşünmeye mecbur ediyor. Ama hemen ardından gelen kayığın taşıdığı İstanbul çarşılarından Galata ve Pera'daki evlerine dönmekte olan Ermeni tacirler sizi yeniden içinde yaşadığınız ana çekiveriyor. Soylu endamlarına, ince çehrelerine ve canlı ifadelerine bakınca kazınmış kafalarını ve giydikleri korkunç kalpağı hiç yakıştıramadım doğrusu. Kalpak için İngiliz mutfaklarında kullanılan demir tencerelerin tersten giyilmiş olanı demekten daha münasip bir tarif bulamıyorum. Bununla beraber zarif kaftanları serpuşlarını neredeyse affettirecek gibi samur veya zerdeva kürkünden yakaları aralanınca içinde pahalı ipeklerden yapılma elbiseleri ve bellerine sardıkları yün kuşaklar gözüküyor. Ermeni kıyafeti beni Türklerinkinden daha çok çarptı diyebilirim. Ayrıca bunu giyenlerde de bilhassa cazip gelen bir incelik ve tenüye yani bakımlılık var. İntizamlı bıyıkları, boyanmış ve itinayla şekillendirilmiş kaşları, fevkalade temiz oluşları, kısaca bütün görünüşleri bir anda göz alıyor. Taşlı yüzüklerinden ve bir kadına yaraşır ince uzun parmaklarının arasında tuttukları neredeyse paha biçilmez çubuklardan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hazır kıyafet mevzuu açılmışken göz kamaştırıcı müslin ve kaşmir sarığının yerine neredeyse tamamen almış olan çirkin ve manasız fesi her baktığım yerde görmekten duyduğum üzüntüyü ifade etmekten kaçınamayacağım. Hakikaten de bütün modellerin en çirkininin kolalı, zarafetten nasibini almamış Avrupa elbisesinin kötü bir karikatürünü benimseyerek milli kıyafete getirdiği değişiklikler yüzünden Sultan Mahmut'un payitahtında yaptığı takdire değer bütün reformları kadınca gazabımla silip atasım geldi. Alnı bir taç gibi saran ve renklerinin zenginliğiyle diğer elbiselerin koyu renklerini şenlendiren haşmetli sarık sokaklarda neredeyse hiç görülmez olmuş. Artık birkaç Türk yan yana geldiğinde uzaktan gelincik tarlasını andırıyor. İpekli veya yünlü kumaşlardan yapılmış dökümlü elbiseler bir kenara atılmış ve yerlerini kötü dikilmiş kaba mavi elbiseler almış. Bir zamanlar Kaşmir yününden kuşakların sardığı beller artık iki pirinç düğmeyle cendereye alınmış. Dermişler ki bu şahısları halk içindeki din adamları demek doğru olabilir.
mübarek meşgalelerinden dolayı imtiyazlı bir mevki kazanmak yerine tıpkı hemşerileri gibi her türlü işle iştigal etmek ve cemiyet hayatının her türlü müşkülatına göğüs germek mecburiyetindeler. Bir derviş ibadetini dükkan tezgahının arkasında yapabiliyor ve ailesini gündelik hayatının icablarına göre geçindirebiliyor. Kendi seçtiği dini vazifelerini sürdürme hususunda onu bağlayan sadece kendi gönül rızası olduğu için bizar edici olduğunda bunları bir kenara bırakma hürriyeti de var. Yanımızdan mübarek dervişleri taşıyan kayıklar da sık sık geçiyor. Kucağında açık kitabıyla oturan dervişi sıradan Türklerden ayıran şey başındaki külah. Yani gri çuhadan yapılma uzun serpuş. Ardından konuşurken el hareketleri yapan bir grup Yahudi geliyor. Geniş cübbeleri ve kahverengi beyaz bir bantla çevrili soluk renkli takkeleri var. Bu takkenin kendine has deseni modern seyyahı şeriatlarına daha ayır İbranice yazılarının işlendiği beyaz mendil şeklinde hatalı bir tespite sevk etmiş olmalı. Şu ana kadar gördüğüme binaen İstanbul limanını ancak harekete dökülmüş şiir şeklinde tarif edebilirim. Sahnenin yeniliği, devamlı değişen pitoresk ve zarif gruplar, masalımsı kayıkların durmaksızın gelip geçişleri, yabancı diller, koyu yabani gözler. Bunların hepsi havanın buz gibi olmasına rağmen beni güverteye perçinleme hususunda ittifak etmişlerdi sanki. Akşam oldu ve büyü derinleşti. Şehre varışımızın Türklerin Ramazan ayına denk gelmişti. Çevremiz alacakaranlığa büründüğünde bütün camilerin minareleri birdenbire parlak ışıklarla aydınlandı. Hiçbir şey bu manzaradan daha sihirli bir tesir icra edemezdi. Karanlık bu ruhani sütunların zarif hatlarını gizlemiş ve neredeyse en uçta minareyi kuşatan ışık halkaları canlı elmaslardan müteşekkil 3 katlı bir taç teşkil etmişti. Bunların altında aradaki boşluğu dolduracak şekilde harika bir sürat ve dakiklik de birbirini izleyen ateşten desenler sallanıyordu. İşte bir ev, şimdi bir grup servi, sonra bir gemi veya çapa ya da bir buket çiçek. Bu değişiklikler sonradan keşfettiğime göre son derece basit ve tabii bir usulle yapılıyor. Minareden minareye kordonlar çekiliyor, bunların lambaların bağlandığı kordonlar asılıyor ve önceden tayin edilen biçimde bunların indirilip kaldırılmasıyla İstanbul hiç Avrupa baş şehrine benzemeyen sihirli, hareketli görüntülerle ışıklandırılıyor. Muhayyeliğimi böylesine zenginleştiren bu güzel hayal mahsullerini bu kadar kuru biçimde aktardığım için kendimi affedemiyorum. Her şeyi düz mantığa irca eden ve ille de neticeleri sebeplere bağlamaktan zevk alanlardan hiç haz etmiyorum. Zira böylesi bir tetkikin tek neticesi bütün romantizmin yok edilmesi ve merakın söndürülmesi olur. Hayatın kıyısında açan çiçekler cinslerini tayin etmek ve hususiyetlerini tetkik etmek için yapraklarını parçaladığımızda kokularını ilk defa içimize çekip verdikleri zevkin dışında hiçbir şeyi umursamadan güzel renklerinden haz duyduğumuz ana göre çok daha az güzel dururlar. Böylesi bir muhakeme tarzını ilim adamları zemmedebilir ve felsefeciler itham edebilirler. Ne var ki her şeyin kaidelerden ibaret olduğu ve akılla çırılçıplak bırakıldığı bu faydacılık çağında okul müdürü tarafından kirletilmemiş bir iki sığınağı korumayı arzuluyorum. Bu sığınaklarda fantezi, nazariyeye müptela dünyanın sonsuz tahlillerine rağmen azar işitmeksizin kendini süsleyebilsin istiyorum. Rahatsızlığımın sürmesi beni ve babamı bir günü daha gemide geçirmek mecburiyetinde bıraktı. Ama bu mecburiyeti hiç de usandırıcı bulamadım. Etrafımdaki her şey o derece yeni ve cazipti ve uzun yolculuğum beni mahmuriyet ve müşkülata dayanmaya o kadar alıştırmıştı ki karaya çıkma arzusu duymadan manzaradan zevk alabildim. Günümüzün aynı manzara, aynı sonsuz ses ve ışık çeşnileri içinde geçti ve aynı sihirli hayal mahsulleri geceye parlaklık ve şiir kattı. Ey kişi, üstünlük hissiyle kendini suni ve hayali bir kafese hapseden ve bunun ötesinde ne şefkati ne de hassasiyetleri olan sen.
Bizi fırtınalardan ve tehlikelerden cesurca geçirmiş olan şefkatli gemiden sevdiğimiz ve arkada bıraktığımız uzak diyarlarla elle tutulabilir son bağımızdan ayrılırken yükünü almış, karla örtülmüş güvertede son defa yürüyor olduğuma hayıflandığımı söylediğimde gülebilirsin. Mürettebat etrafımıza toplanıp bize veda ettiğinde gözlerim yaşardı. Öyle bir zamanda uzun ve çetin bir yolculuğun tehlikelerini paylaştığımız şahısları unutmak bana nasıl da imkansız geliyor. Dümende sırılsıklam halde ürpertici gece yarısı deniziyle boğuşan gürbüz gemiciden, parçalanmış yelkenimizden arta kalanları bağlamak için geminin direğine tırmanmış olan gözü pek oğlana kadar her yüz benim için tanıdık. Her birinin ismini biliyorum. İşlerinde bir kişi yok ki şu veya bu sebeple kendi başına ne kadar ehemmiyetsiz olsa da denizin ortasında acemilere ve çaresizlere değerli gelen kaba ancak her an hazır yardımlar için boşluk kalmamış olayım. 1 Ocak 1836'da tam bir kar ve rüzgar fırtınasının ortasında Galata Gümrük binasının merdivenlerine yanaştık. Gümrük memurlarının hiçbir engellemesiyle karşılaşmadığımızı beyan etmeyi unutmamalıyım. Sordukları tek sual herhangi bir ticari mal getirip getirmediğimizdi. Hayır cevabını vermemiz ve sadece yolcu olduğumuzu söyleyerek bavullarımızda yalnız şahsi ihtiyaç malzemelerimizin bulunduğu yolunda teminat vermemiz üzerine medeni bir şekilde geçmemize izin verdiler. Barbar Şark'ın bu hareket tarzını aşağı tabakadan gelme ve dar görüşlü şahısların üstünlüğünüzü bile aradığı bu işgüzar ve çoğu zaman terbiyesizce temastan kendinizi sıyırmanın tek yolunun rüşvet vermek olduğu medeni Avrupa'nınkiyle mukayese etmekten imtina edemeyeceğim. Bu tezat Marsilya'dan gemiye bindiğim için bana daha da tesirli bir darbe vurdu. Zira orada gümrük veya sağlık dairesi alakadar eden her şey Hinni Hacet'te telakkisine dayanır. Orada şehirden götürdüğünüz her şey üzerinden resim ödediğiniz gibi getirdikleriniz üzerinden de bir resim ödemek mecburiyetindesinizdir. Sizin yaşanacak topu topu yarım düzine saatlik hayatınızın kalıp kalmadığını bilmeyen kimselere sıhhat il mühabere gibi para ödersiniz. Ve işit bunu sen memleketini zoraki haşların olmadığı memleketlerde ikamet ederek bir müddetçe serbestçe nefes almak için terk eden seyahat düşkünü İngiliz orada gemiye binme izni almak için kendi konsolosuna para verirsin. Bu son talep doğum yerini sorgu sual etmekten terk etmiş ve bir İngiliz'in yabancılar arasında ikamet etmesi fikrine ve bu yabancılarca aşağılık veya değersiz hiçbir şey atfedilmeyeceği inancına dört elle sarılmış bir Britanya tebaasına her şeyden daha çok dert oluyor. Hatasını öğrenmesi lazımdır onun ve bu fırsatta karşısına Marsilya'da çıkar. Gök kubbenin altındaki bütün memleketlerin tebaaları mahalli memurların taleplerini karşıladıktan sonra istedikleri gibi limanı terk edebildikleri halde sadece İngilizlerin kendi konsoloslarından Britanya hükümeti tarafından kendi tebaasına müzaheret ve onu himaye etmek için tayin ettiği bu fert nezdinde hususi bir hak talebine bulunmaları icap ettiği ve ancak bununla kafa başına 6,5 franklık bir bedel mukabilinde dünyaya salıverildikleri bu şehirde. Ve bu para mukabilinde onlar muhtemelen hiç görmedikleri, onlara destek olmak için bir nazar bile atfetmemiş, en küçük bir müşküllerini dahi halletmemiş bir adamdan elde ettikleri gemiye binme izninin mesut sahipleri olurlar. Buna cevap olarak eğer onun müzaheretine ihtiyaç duymuş olsalardı, ondan bunu talep edebilecekleri, kendine derhal bunun lütfedilmesi icap ettiği söylenebilir. Mamafih bu taleplerinin netice getireceği çok şüphelidir. Üstelik bu tertip Siros adası Yunanlarınki kadar seviyesizdir. Limanlarına demir attığımız zaman bunlar ödenmesi icap eden pek çok diğer rüsum arasında işaret feneri içinde 1,5 dolar talep etmişlerdi. Kendilerine bundan evvelki gecelerde burada fener olmadığı söylenip bizim de bu sebepten batmaktan kıl payı kurtulduğumuz ilave edildiğinde serin kanlılıkla bütün bu bahsettiklerimizin doğru olduğunu
Ama bundan böyle orada muntazaman bir ateş yakılacağı, parayı da bunun için istediklerini ve sözün kısası 1,5 doların ödenmesi icap ettiği cevabını vermişlerdi. Ama bundan sonra oradan hiç olmazsa kendi konsolosumuzdan limanı terk etme müsaadesi talep etmeksizin hareket edebilmiştik. Galata Gümrük binasından dik bir yokuşla Pera'ya, Frenk mahallesine her dudağın ekselansları kelimesinin mırıldandığı, katiplerin, tercümanların ve ateşelerin Valbronzo, yani İtalya'nın Toskana yöresinde etrafındaki sık ormanla ünlü bir manastır külliyesidir, çevresindeki yapraklar kadar sık olduğu diplomasi mihrakına doğru tırmandık. Heyhat! Ocak ayının ilk gününde Pera, Galata ve çevresi dev bir kar topu gibiydi. Türklerin dini tatil günü Cuma, dahası Ramazan ayının bir cuması olduğu için bütün dükkanlar kapalıydı. Yanımızdan geçen birkaç yasa ya da böyle haşin bir havaya maruz kalmaktan hoşnutsuz acele içindeydi. Sokakların çoğuna araba giremediği ve bunun yerine kullanılan kusursuz olmasa da işe yarar ve daha sonraları vazgeçilmez adettiğim tahterevanların tamamı da hususi şahıslara ait olduğu için kah dizlerimize kadar batarak kah Türk sokaklarına cezbedici bir engebe katan dev çukurlara girme talihsizliğine uğrayıp ayak bileklerimize varan suyun içinde yorgun ayaklarımızı sürüyerek ilerlemek mecburiyetinde kaldık. Gene de ilerlememize mani teşkil eden bütün müşkülata rağmen şehrin bütün sokaklarını dolduran evsiz köpeklerin yatması için sokaklar boyunca belli aralıklarla yapılmış küçük hasır kulübelerden bahsetmeden geçemeyeceğim. Köpekler bunların içinde birbirine iyice sokulmuş yatıyorlardı. Gelip geçenlere umumiyetle lütfettikleri havlama korosuyla bizi karşılayamayacak kadar üşümüşlerdi. Doğrusu biz de bu yüksek sesli, sevimsiz karşılamadan mahrum kaldığımıza hiç üzülmedik. Mahalle sakinleri, kibar dilencilerin ve Mahmut ifadesiyle geçim için tamamen hayırseverlere muhtaç bu sahipsiz ve başıboş hayvanlara sığınak sağladıkları gibi her gün yiyecek de veriyorlar. Çerçöple beslenen bu hayvanların basit içgüdü sınırlarını aşan bir nevi iç ekonomi tatbik ediyor olmaları da nazarı dikkate değer bir vaka. Hepsinin belli mıntıka veya uğrak yerleri var. Komşularının hakkına dadanan hayvanın vay haline hemen etrafı sarılıyor, hırlamalar ve havlamalarla püskürtülüyor. İnatla geri çekilmediği bazı haller de ısırılıyor ve elinde sonunda mutlaka kendi sınırlarına çekilmeye mecbur ediliyor. Bana söylendiğine göre bunların sayısı son yıllarda büyük miktarda azalmış ama hala oldukça fazla. Yolumuzdan yürürken bir kapı açıldı ve şimdiye kadar gördüğüm en heybetli görünüşe sahip adam sokağa çıktı. Beline pahalı bir yün şal sarılıydı. Ayaklarına inen elbisesi kürklüydü. Anahtarını endişe ve vakarın iç içe geçtiği öylesine bir edayla kilitle döndürdü ki ister istemez Shakespeare'in Yahudi karakteri aklıma geldi. Ve sanki her an "Kapıyı kapat Jessica, kapıyı kapat diyorum." diye bağıracağını zannettim. Ne yazık ki uzaklaşıp gitti ve cevap vermek için kapıyı açan tatlı Jessica'yı duymadık.